şu anda evindeyiz. Benim günümün büyük bölümü evimde geçiyor. Fakat bugünü doldurmak için bayağı sağa sola dolaşacağız bugün. Ve benim vazgeçilmez koltuğumdur bu. Yaklaşık 10-12 yıldır aynı koltukta yaşıyorum. Saçlarım böyle güzel, beni bilirsin. Duman duman senle dolar son gözlerim. Şarkılar işte burada yazılıyor. Bu gökyüzüne bakarak yazılıyor. İsterseniz ufak ufak çıkalım. Ben de üstüne bir şeyler alayım. Şurayı çok severim ben. Buranın su sesi falan çok hoşuma gidiyor. Burada çevredeki aileler geliyorlar, çay yapıyorlar bazen. Beni de davet ediyorlar. Ben de onları kırmıyorum. Bostancı'ya doğru gideceğiz. Lenny Kravitz'i çok severim. Sting en büyük idolümdür. Yani Sting'e aşığımdır. Ondan sonra Bono'nun ailesinin evi. Burada bir odanın içerisinde çalışıyorduk Ozan'la birlikte. Sonra annesi çok şikayetçi oldu. Çok gürültü yapıyorsunuz dedi. Sonra biz çok para kazandık. Kendimizi ev tuttuk. Şuradan ben şimdi Sting'e alıp geleceğim. Köpek olduğu için kapıyı kapalı tutuyoruz genelde. Neden kaldı? Evrim Bey nasılsınız? Barış mikste mi? Mikste mikste alkaptık. Ozan içeride. Ozan müştümer artık çalışıyor ha. Film için. Yılmaz! Yılmaz da dışarı alışverişe gitti. Geçen hafta bir şeye sıkıştık. Demo hazırlamamız lazımdı. Ha. Ozan'a soruyorum. Ozan diyor ki Gora filminin müziğiydi. İşte meşgulüm 18'e kadar full. Ha. İyiydim ya Devrim burada bari değil mi? Devrim 3 hafta yok. Marmaris'te şu anda. Oradan da Almanya'ya geçecek dönüşte. Özgür'e bakıyorum. O yok mu yok rezalet. Karnınız aç mı? Sağ ol. Sağ ol abi ya. Nasıl sağ ol abi? Kamyonla simit aldım ben. Sağ ol. Sağ olun mu? Süper abi. Hani madem rahatsız olmasın, sizin albüm çıkmadı ya, patlamasın öyle. Sonra demesinler, Yunus Sayın geldi, Hakan Peker'in şarkıları. Burada bütün dünyaya tanıttılar. Güzel mi? Devrim de bizim aranjör arkadaşımız. Sarev dünyasında... Tarkan'ın remixlerini Ozan Çolakoğlu ile birlikte yapıyorlar. Yunus'un tabii ki şimdi yeni proje, yeni çayır oldu muydu? Mini Channel projesinde de bütünlüğü ya, tamam bütün. Mı? Bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. onu çok seviyoruz. En son 10 yılda verdiği sesini okudum. Sonra bir daha vermedi. Bekliyorum hala verecek diye. Niye? Susamlı çikolatalı... Susamlı çikolatalı... Simit veriyorum lan. Bir de bir anda simit verdi. Artık beste vermiyor, simit veriyor. Değil mi? Adam mesajları bir anda. Televizyon olsa ben de çıkayım promosyon zamanı diye ucudum. Hazır gel. Bak. Yalanım var söyle. Nasıl oldu benim şey, albüm? Güzel oldu. Ya. Hadi be şans. Geldikten sonraki halimiz. Çengelköy'de. Evet, Çengelköy'e geldik. Çengelköy sahil. Benim en çok sevdiğim yerlerden bir yer, birisi burası. Burası kahvesi. Şimdi bir minik bir tablo turnuvası yapacağız.
En zorlandığım kişi Ömer'dir benim yani. Hayatımda bu kadar ballı bir tavla. O Türkiye'ye zırlayarak, Türkiye'de var ya şeyine çıkacak, adına çıkacak, zırlama ustakları diye. 6 atma ihtimalim var mı acaba şu dünyada? Yok değil mi? Evet, Çengelköy'deki faslımız deminki tavla partisinden sonra bitti. Bu 5-0-5 bir çok kötü geçti. Şimdi artık buradan Reylo'ya gidiyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.